Merhabalar, Mermiş Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugün size etsiz kuru fasulye tarifi vereceğim. Bir de farkı olacak. Çerkez otu katacağım ben. Şu nane gibi gözüken bizim Çerkezlerin kullandığı bir baharat. Çok lezzet veriyor. Kuru fasulyeleri, çeşitli yemeklere kullanıyoruz biz. Ama siz bunu kullanmadan da normal bildiğiniz kuru fasulye lezzetini aynı ölçülerle birebir yapabilirsiniz. Düdüklü tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağımı aldım. İçerisine küçük doğradığım bir adet soğanımı ekliyorum. Ve soğanlarım rengi değişene kadar kavuruyorum. Evet, soğanlarımız kavruldu. Şimdi içerisine bir tepeleme yemek kaşığı dolusu domates salçası ve bir tatlı kaşığı biber salçasını ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Evet, salçalarımız da kavruldu. Şimdi içerisine yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biberimi ekledim. Bir tatlı kaşığından biraz daha fazla çerkez otumu ve tuzumu ekliyorum. Dediğim gibi çerkez otu kullanmak zorunda değilsiniz. Bu biraz çerkezlere alternatif olsun diye hazırladığım bir tarif oldu. Şimdi kavuruyorum. Ve 2 su bardağı akşamdan ıslattığım kuru fasulyelerimi de ekleyip karıştırıyorum ve şimdi suyunu ekleyeceğim. Şimdi içerisine 5 su bardağı suyumu ekleyeceğim, sıcak suyumu, ve kıvamını kontrol edeceğim. Bir bardağı daha kaldırabilir. Bir bardak daha ekleme yapıyorum. Bir su bardağı daha ekleme yaptım. Yani toplamda 6 su bardağı eklemiş oldum. Şimdi düdüklü tenceremin ağzını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Evet, çerkez baharatıyla hazırladığım kuru fasulyemiz hazır. Yaklaşık 35 dakika düdüğünü indirdikten sonra kısık ateşte pişirdim ve gayet güzel pişti. Umarım deneyip beğenirsiniz. Denediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim.